Enes sormuş. Tekillikten dualiteye çıkmış olan bir varlığı dualitede herhangi bir tarafta tanımlayamayız. Kabalistler Tanrı sevgidir diyor. Dualitede Tanrı sevgi ise nefrettir, iyi ise kötüdür vesaire. Kabalistler Tanrı'nın kötü olabileceğini neden saklıyor? Tanrı'nın sevgi olduğunun kanıtı nedir? İçimizde ifşa ettiğimiz kötülük onun içinde ifşa olan kötülük mü? Ve biz aslında onu mu ıslah ediyoruz? Okay, güzel sorular. Tamam, bunlar hepimizin içinde olan sorular. Yerdana karşı hepimiz biraz asabiyiz. Hepimiz ona karşı biraz sinirliyiz. Ne de olsa hayatımız hiçbir zaman istediğimiz gibi değil. Ve kim bunun kusuru, kimde kusur? Kusur elbette realiteyi yaratan da. O yüzden yerdana hayatımıza baktığımızda iyi, iyilik yapan vesaire diyemiyoruz kabalistlerin dediği gibi. O yüzden sorun çok doğru bir soru. Kabalistler ne zaman yaratana iyi ve iyilik yapan diyorlar. O noktayı ayırt etmemiz lazım. Ve biz neden yaratanın iyiliğini hissetmiyoruz? Onu da tanımlamamız lazım. Yani neden neden Madem yerden için iyi ve iyilik yapan diyorlar, neden dünya kabus gibi? Neden hayatımız hiç istediğimiz gibi değil? Hatta hayatımızı bile dışarıdaki insanlara baktığımız zaman o kadar kabus gibi değil. Kabala'ya geldiyseniz hayatınız öyle muazzam bir kabusluk içerisinde değildir. Genel bir içsel boşluğunuz vardır. Yani hayat sizi kesmez, onun getirdiği kalitesel bir ızdıraptan dolayı gelir kabalistik öğrenci. Yoksa dünyevi hayatın ızdırabını, hayatı Diğer insanlara kıyasla daha kötü olsa bile onu o şekilde ızdırap olarak hissetmez. Kabalaya gelen kişi boşluğun ızdırabından gelir genelde. Ama dediğin doğru. Şimdi yaratana iyi ve iyilik yapan diyebilmemiz için yaratana iyi ve iyilik yapan olduğunu görmemiz lazım. Ee, biz de bunu görmüyoruz. O yüzden yaratan için iyi diyebilir miyiz? Kabalistler Tanrı sevgidir diyor. Niye diyorlar? Çünkü Kabalistler yaradanı ifşa edene kadar yaradanın iyi olduğuna onlar da inanmıyor. Çünkü adam gördüğüne inanır prensibi var maneviyatta. O yüzden Kabalistlerin en büyük tavsiyesine lafa inanma. Biz yazıyoruz asla inanma. Ve öyleymiş gibi de davranma. O yüzden kabala ilmini dinlerden ayıran en büyük kriter bu. İnanman gereken hiçbir şey yok edinmen gereken bir şey var. Ve bu Yerdan'ın yaklaşımı. Ki Yaradan'la bağımız olsun. Yerdan'la bağımız olunca o zaman diyebiliriz ki hey, hey sen bu kötü konuda gerçekten kötüsün. Hey ya da bu konuda harikasın. Gerçekten süper bir tanrısın diyebilirim. Ama aramızda bir ilişki yok Yaradan'la... O yüzden şimdi kafamıza göre bir varsayımda bulunup da dünyaya bakıp Yerdan dünyayı kötü yarattı diyemeyiz. Şunu da diyebiliriz. ...insan dünyayı rezil etti. Çünkü insanoğlu öyle söylüyor. Bakıyoruz dünyaya ne yapmışız? Ekolojik olarak her tarafı plastik yapmışız. Tüm okyanuslar plastik çöpü, yolsuzluk hat safhada, tüm dünyada öyle herkes birbirini öldürüyor vesaire. Yani şunu da diyebiliriz. Yarıdan piyasada yok. Dolayısıyla yarıdan yok ve diyebiliriz ki her şeyin sorumlusu insan. Kötü olan insan. Diyebiliriz ki insanın özgür seçim var, herkes özgür seçimimiz var diye geziniyor ortada. Ve diyebiliriz ki, hey insan özgür seçimini kötüye kullanıyor. Tecrübelerden, geçmiş tecrübelerden faydalanmıyor. Geçmişte biliyor ki sürekli birbirimizi öldürmemiz aslında hepimiz için kötü. Ama hala bunu yapıyor. Niye yapıyor? Bu şekilde de bakabiliriz olaya. Nitekim pragmatik açıdan bakacak olursak insan bu açıdan bakmalı. Yani biz neden bunca tecrübeye rağmen hala aptal gibi davranıyoruz. Soru bu insanoğlu olarak. Yani kendimize sormamız gereken soru bu. Yoksa şunu dersek yerden bizi yarattı ve dünyayı da iğrenç yarattı. O zaman sen şunu yapmış oluyorsun. Tüm sorumluluğu yerden atmış oluyorsun ve ortada yerden yok. Yani olmayan bir varlığa yönelik bir suçlamada bulunuyoruz. Yerden anlamıyoruz. Onunla bir bağımız yok. Onunla ilgili konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Kabalistler gibi edindiğimiz zaman diyebiliriz ki Evet şunu yerden yapıyor, bunu yerden yapıyor. Özgür seçimim şurada ve buna göre davranabilirim. O yüzden tüm öğrencilere daha önce tavsiyem de olduğu gibi. Evet bir taraftan ilerledikçe hissedeceğiz ki tüm yaratılış yaratanın kontrolü altında. Ve her şey onun bir planına göre gidiyor. Bir taraftan öyle hissedeceğiz. Bakın ne diyorum hep ilerledikçe hissetmeye geleceksiniz diyorum. Birkaç derste söyledim bunu. İlerledikçe böyle olduğunu görmeye başlayacağız. O zaman yaş yaş izlerim sahibi olabiliriz. Ve o zaman şunu da diyeceksiniz kendinize, ben yarıdan olsaydım var ya kendime bu tokada bu kadar sert bende atardım. Ve o büyük erdemlik ve bunu yolda edinmemiz lazım. O yüzden kabalistler yarıdan iyi iyilik yapan dediği zaman kendimizi kötü hissettiğimiz anlar için de bunu söylüyor. Yani ben kendimi şimdi kötü hissediyorum ve bu bana sanki iyilik yapmıyor anlamında değil. Yani annem de bana yanlış bir şey yapacağım zaman bağırıyorsa, çağırıyorsa çocukken kötü bir anne olduğu için değil. Ya da ne bileyim aşırı Junk food diyorum diyelim mesela. Yani sağlığım için kötü şeyler yapıyorum ve annem uyarıyor, durduruyor, kısıtlıyor. Eve aldığı çikolata sınırlı oluyor, yiyebileceğim saatler sınırlı oluyor. Ya da bilgisayar oyunlarını eskiden oynayabiliyordum, şimdi diyor ki çok oynuyorsun. Sadece haftada iki saat oynayabilirsin. Şu günlerde bu kötü bir anne mi? Çocuk açısından iğrenç bir anne. Ama realite açısından çok iyi bir anne. Çünkü çocuğuna ayar çekiyor ve bunu yapmak zorunda. Çünkü çocuk vahşi bir hayvan gibi. Gerçekten öyle. her tarafta koştur, her istediğim olsun diyor. O yüzden e, yaratanı anlamamız lazım. İyi, kötülük varsa var. İki şey olmak zorunda. Yerden kötüyü yarattı mı? Yerden kötüyü yarattı. Yerden aslına bakarsan sadece kötüyü yarattı. <laughs> Kabalistlerin tanımından da onu anlamamız lazım. Çünkü yarattığı şey ne insan? Realiteye baktığın zaman da tek iğrenç şey gerçekten insan. O yüzden yaratan sadece kötü yaratmış. İyi bir şey diyebilir miyiz? Yok. Ama iyiliği keşfetmeliyiz. Keşfedebilir miyiz? Evet. Çünkü iyiliğin doğada da var olduğunu görüyoruz. Doğanın mucizevi varoluşu, dengesi, ahengi, güzelliği her şeyin bir akış içerisinde ahenk içinde olması büyük bir güzellik. Bunları da görmeye gelmeliyiz. Şimdi alma arzumuz kendimizi kötü hissettiği için ve dünyevi hayatımızda da kendimizi tatminsiz hissettiğimiz için yaradana karşı hep şikayetçi olacağız. Bu hepimiz için geçerli, son ıslahımıza kadar geçerli olacak. Son ıslahımda ve maneviyatta ilerledikçe yaradana karşı şikayetiniz daha fazla olacak. Tüm peygamberlerinde vardı, Adem'in de vardı. Yaradan'ı keşfetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ne diyor yardına karşı benimle beni bir eşekle aynı aynı şeye koydun, kategoriye koydun. Şikayet değil mi bu? Şikayet. Musa peygamber aynı şekilde. Önce Firavun'un evine sokuyor. Ondan sonra oradan kaçması gerekiyor. Ondan sonra Mısırlıyı öldürmek zorunda kalıyor halkını korusun diye. Halkı ispiyon ediyor onu. Firavun onu şimdi öldürmek zorunda kalacak. Oradan kaçmak zorunda. Ondan sonra yarıdan diyor ki hadi Firavun'a geri git. Abi sen kafayı mı yedin diyor. Yani benim neler yaşadığımın farkında mısın? Lütfen. O yüzden herkesin şikayeti var. Ve hiçbirisi de hiçbirisi problemsiz gelişmiyor. Hepsi sınırda adamlar. Ondan sonra düşün 40 yıl çölden geçiriyor. Dağa gidecek. Dağdan dağ, dağ ne demek? Yani tüm izlenimlerini toparlayacak. Yani ihsan ve niteliğini tüm egoizmin üzerine çıkaracak. Hikayede ne oluyor? Aşağı bir geliyor. Halk altın inek yapmış. <laughs> Nasıl yani? mı Şimdi git o 3 milyon adama fikirlerini değiştirdi. Anladın? Yani hepsinin derdi var. Ama bu dertler kişiyi olgunlaştırıyor. Çocuk sahibi olduğumuz zaman bizi ne olgun yapıyor? Çocuklarımız. O yüzden çocukları olmadığı zaman bir çiftin öyle liseli gençler gibi hala. Da da da. Her şey güzel. Çocuklar bir geliyor. herkesin hayatı allak bullak, tepe taklak, uyku yok. Onun okuluydu, şu suydu, bu suydu. Herkes koşturmak zorunda. Yani bezinden sütüne kadar. Yani <laughs> mutfak birden bir bakıyorsunuz. Sizin tabak çanaklarınız şu tarafta ortalık biberon alanı olmuş. Tamam. Kahve yapacağınız yer yok. Her, her şey her şey alt üst olmuş. Niye? Çünkü bu problemler size yeni bir varlığa bakmayı getiriyor. Size size ters olan koşullarda başkasını hala düşünebilmeyi getiriyor. O yüzden problemler evet kötülük olmak zorunda evet ve adam iyiliği inşa etmek zorunda tüm kötülüklerin üzerine ve kişiyi yerden gibi yapan konsept bu zaten. Yani her şeyin üzerine çıkabilmek. O yüzden maneviyatta yükseldikçe çıta da yükseliyor. Ve hayatımızda da öyle. Hayatımızda da başarılı olmak istiyorsak problemin üstüne gitmemiz lazım. Ve başarılı olamayan insanların çok genelde problem olunca kendisini geri çeker. Üstüne gitmez. Ve biraz gitmeyeyim işte bekleyeyim. Belki geçer. Her zaman kafamızın bir tarafında belki geçer olayı vardır. Siz de yaşamışsınız bazen kanepeye uzanıp her şey bittikten sonra beni uyandırın diye kendi kendinize demişsinizdir öyle şeyler. Çünkü niye? Çünkü kendimizi doğal olarak alma arzumuzu korumak istiyoruz, çıkarmak istiyoruz o koşulda. O yüzden kötülük olmak zorunda olmadan adam iyiliği inşa edemez. Bu yüzden Kötü var, evet. Yaradan mı yarattı? Evet. Sorumlusu biz miyiz? Yok. Biz değiliz. Ama bunun üzerine yeni bir realite inşa edip gerçek anlamıyla adam olmaktan kesinlikle sorumluyuz. Bunu yaparsak da yaradanın seviyesini ediniyoruz. Ve bu yaratanın iyilik yaptığı konu işte bu nokta tam olarak. Yani yaratılan varlığı kendisi kadar. Size şunu da söyleyeyim. Yaratılan varlığın iki niteliği var. Hem almak ve hem ihsan etmek. Yaradanı sadece ihsan etmek. Yaradan aslında bizleri yarattığı zaman daha da yüceliğine böyle çıtasını yükseltiyor gibi. Daha da yüce bir varlık yaratmak gibi bir konsept var. E biz bunları anlayacak kapasite değiliz henüz. Ama inanın bana ilerledikçe göreceğiz. Yaratılışta olan her şey Kötü gözükse de gözümüze ki kötü gözükmek zorunda. Bunun üzerine iyiliği inşa etmek için. O yüzden en baba adamlara en büyük problemler gelir. Her zaman. Ve bunu korkutmak için söylemiyorum. Çünkü çocuklarımızı büyütürken de ne yapıyoruz? Problem veriyoruz. Ne yapıyorsunuz çocuklarınızın aklı gelişsin diye? Al bakalım 500 parçalık ya da 1000 parçalık ya da şimdi 3 boyutlu çıkmış yap boz. Şimdi çocuk diyebilir ki niye yapacağım ki ben bunu? Anladın mı? Yani bununla oturup şimdi bir şekil şema mı çekeceğiz? Ne, yani dedim. Bu biraz boşça değil mi? Diye de sorabilir çocuk. Ama siz ne yapıyorsunuz? Veriyorsunuz. Bir de heyecan katıyorsunuz. Hadi gel şimdi bunu yapacağız falan filan diye. Çocuk için büyük sıkıntı problem. Onunla uğraşacak şimdi. Niye? Annemle babam beni geliştirmek istiyor. Anladın mı? Ver bir top oynayayım abi dışarıda. Niye bununla uğraştırıyorsun? Yok. Bizinkini aklı geçecekmiş. Doğum gününe ne alıyorlar? İyi ki doğdun. Al sana kitap. Matematik problem kitabı. <laughs> Anlatabildim mi? Niye? Çok seviyorlar bizi. O şekilde. Öteki türlü gelişmezdik. O yüzden bizi itmek zorundalar. Yerden de bizi itmek zorunda. Onu biraz anlamamız lazım. Ee, o yüzden dünyevi örnekler veriyorum. Çocuklarımızı da okula götürürken ne yapıyoruz? Çocuğa söylemiyoruz. Oğlum 20 yıl okuyacaksın. Bir de Türkiye'de yaşıyorsun. Yani ekmek, aslanın kuyruk sokumunun son telinin oralarında bir yerde. Oraya göre nokta atışı yapman lazım. Master falan filan bunları cebine atman lazım. Ve asgari maaşı da tamah olman lazım bunları söylemiyoruz çocuğa. Okula başlatırken ne diyoruz? Hey harika olacak. Güzel arkadaşların olacak. Yeni şeyler öğreneceksin. Dolduruyoruz böyle. Gaza getiriyoruz. Diyecek ki çocukta bir motivasyon olsun. Yoksa önünü görüyor olsa. Ya, bunlar nasıl bir anne baba der. O yüzden çocukken hayat bizden fazla bir şey istemiyor. Ama büyüdükçe istiyor. Hayat bizden talep ediyor ki biz büyüyelim. O yüzden yerden da bizden talep ediyor. Ama buna bu şekilde bakmamız lazım. Çünkü doğanın kanunları böyle işliyor. Yerden biraz bu konsept, yani bu açıdan diyelim, bu bakış açısıyla biraz anlamaya çalışırsak bence çok daha faydalı olur. Özellikle çocukları olanlar beni anlayacaktır. Onları biraz itmek, motive etmek zorundayız. Yerden da bizi biraz itip motive etmek zorunda. Tamam. Mehmet sormuş. Yani sorun çok iyi, doğru. Hepimizin sorusuydu bu hayatımızda. Yeri var bu soru için. Ama Yaratan'ın iyiliğini biraz dünyevi açıdan o şekilde biraz kafanda canlandır. Sen nasıl çocuklarının akıllı, erdemli olmasını istersin? O yüzden tüm problemleri çözebilmelerini, hayatta başarılı olmak için kendi kendi başlarına güçlü, erdemli, akıllı, idareci olmalarını istersin. Yaradan da bizden aynı şeyi istiyor. Öyle bir çocuk istiyorsan ve iyi bir baba olmak istiyorsan nabzına göre çok iyi problemler vermen lazım. Hep yani çocuğun doğasına göre elbette yükleme öyle. Her çocuğun doğası farklı. Çocuğunu iyi tanıman lazım ki ona böyle ayar çekebilesin problemlerinde. Yaradan'ın bize yaptığı her şey buna endeksli. Hepimize spesifik olarak özel bir yükü var. Herkese aynı şey yüklenmez. O yüzden çocuklarımızı tanıdıkça göreceğiz ki biraz oradan, biraz buradan, biraz şöyle, biraz böyle yavaş yavaş büyütüyoruz ama hep problemlerle büyütüyoruz.